Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Stüdyo New York programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Betül Yürük gazeteci bizimle. Betül hoş geldin. Tuğba merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler, iyi bir yayın olsun diyelim. Evet Betül'cüğüm, istersen ilk önce FED'le başlayalım. Çünkü çarşamba günü FED'in faiz kararını takip ettik ve sabit tuttu faiz oranlarını ve 2024 yılı için 25-25 bas puanlık toplam 75 bas puan faiz indirimi yapabileceğini sinyali de verdi diyelim. Peki ABD medyasına Fed'in açıklamaları nasıl yansıdı ve sen aynı zamanda şimdi orada da yaşıyorsun. Oradaki ekonomi nasıl, yani ilerleyen zamanlarda nasıl görüyorsunuz? Tuba, öncelikle olumlu yansıdı diyerek başlayalım. Yılın son toplantısıydı Amerikan Merkez Bankası Fed'in ve piyasalarda merak edilen bir toplantıydı. Son toplantıda aslında beklentiler yönünde bir karar aldı Merkez Bankası ve faiz oranlarını sabit tuttu. Dediğimiz gibi piyasaların beklentilerini karşıladı bu toplantı. Her ne kadar 22 ayın son yükseği olsa da tekrar bu oranları hatırlayalım. %5.25-5.50 aralığında ve son 3 toplantıda da faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ancak Fed'den bu toplantıda olumlu mesajlar da geldi. Hı-hı. Jerome Powell'ın söylemlerine bakacak olursak aslında piyasaları biraz da memnun etti. 2024'de Amerikan piyasasını, dünya piyasalarını enflasyonla mücadelenin işe yaradığını ve 2024'te yavaş yavaş para politikasında gevşetmelere gidileceğini, gevşetmede faizlerde düşüş olarak yorumlanıyor. 3 kez faizlerde düşüşe gidişin öngörüleceği mesajı verdi ve piyasalar bunu çok olumlu karşıladı. Zaten beklentiler de bu yöndeydi. Fed'in bu sıkı para politikasının son 2 yıldan beri ciddi anlamda faiz oranlarında artışa gitmişti ve dediğimiz gibi 22 ayın en yükseğindeydi bu rakam. Yavaş yavaş düşüşe geçilecek, para politikaları gevşetilecek ve bu Amerikan piyasasına, borsalara nasıl yansıdı? Bu kararın ardından hemen borsada yükselişler gördük ve 2024'de aslında yumuşak bir geçişle başlanacağı, borsaların yükseldiğini de buradan görüyoruz. Çünkü Perşembe ve Cuma günü Amerikan borsasında ciddi yükselişler oldu ve yapılan yorumlarda yatırımcıların, ekonomistlerin, analistlerin bu yönde piyasanın yavaş yavaş iyiye gittiği. Ancak Fed yine temkinli, her ne kadar yüksek enflasyonla mücadelede faiz artışlarının işe yaradığını net bir şekilde gördüklerini söyleseler de resesyon beklentileri bu arada tamamen, o endişeler geride kaldı. Yine de olur da beklenmedik bir durum yaşanırsa faiz oranlarındaki artışın tekrardan devam edebileceği yönünde, ki daha önceki toplantılarda da Jerome Powell çok temkinli bir insan, söylemleri bütün dünya piyasalarında çok yakından takip edildiği için çok dikkatli söylemlerde bulunup temkinli açıklamalar yaptı. Açıklamaları olumluydu, tamamen evet. Amerikan piyasalarına da yansıdı, bunu gördük. Bundan sonra da 2024 için öngörüler Fed'in 3 kez faizlerde indirimlere, düşüşe gideceği yönünde. Peki bu ABD'de yaşayan kişilere, halka nasıl yansıyor şu anda ABD ekonomisinin durumu? Sen de orada yaşıyorsun. Tuğba, 2022'ye bakacak olursak enflasyon %9'larda, tabii Türkiye ile karşılaştırmak çok doğru olmaz ya da dünyanın başka ülkeleriyle, ancak %8, %9 gibi rakamlar dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon açısından çok ciddi rakamlar. Bu petrol fiyatlarına yansımıştı ve kamuoyunda büyük ses getirmişti. Evet. Keza mutfak ürünlerine yansıtmıştı. Yumurta fiyatları, buna örnek verebiliriz. Ciddi anlamda yumurta fiyatlarında yükselişe geçtiğinde ana akım medyada da yumurta fiyatlarının bile konuşulduğunu görmüştük. Ancak şu an petrol fiyatlarına baktığımızda eyaletten eyalete, mesela Kaliforniya, Amerika'nın batı yakasına gidecek olursak 5, 6 hatta 7'lere ulaştığını görmüştük. Galon başına $7.
Şu an 4,5-5 dolar civarında. Kaliforniya bu arada petrol fiyatlarının en yüksek olduğu eyaletlerden birisi. Doğu yakasına geldiğimizde de mesela New Jersey eyaletinde ya da Virginia'da bu rakamlar 2,49, 2,79, 3,5 civarı. Ama en düşük Texas'ta mesela son gelen verilere baktığımızda dolar petrol fiyatlarında galon başı diyelim buna 2,49 civarı. O konuda ciddi anlamda düşüşler yaşandı keza. Şu an ekonomi biraz daha rahatlamış durumda. Mutfaklara da yansıdığını söyleyebiliriz bunun. En son 9, geçen seneye baktığımızda yine %9'lardan bahsettik. Şu an Kasım ayında gelen veriler 3,1'di. Enflasyonda ciddi bir gerileme oldu. Hı hı. Ancak bu Fed için yeterli mi? Değil. Bu oranları %2,5'lara çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerikan ekonomisinin sağlıklı bir ekonomi için Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın hedefi bu rakamı şu an %3,1, 2,5'lere kadar geriletmek. Ancak geçen yılla dediğimiz gibi son 1,5 yıl içerisinde 2022'nin başlarından itibaren ciddi anlamda enflasyon oranlarını yüksek enflasyonu frenleyebildiler ve ekonomiyi bir nevi rahatlatıp 2024'de daha yumuşak bir geçiş sağlayıp piyasalara da bu yönde umut verdiler diyelim. Evet, şimdi bugün birazcık Biden'dan aslında Biden'ın temaslarından bahsedeceğiz diyebiliriz. Erdoğan'ın Biden'la yaptığı bir telefon görüşmesi var ve burada F-16'dan, işte İsveç'ten, Gazze'den falan konuştular. Biraz bize ayrıntılarından bahsedebilir misin? ABD'de hem dış siyasette Tuba hem de iç siyasette politika bu hafta biraz hareketliydi. Türkiye ile ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşmeye bakalım. Biden'dan gelen bir talepti bu telefon görüşmesi ve Amerikan yönetimi Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya baktığımızda öne çıkardığı aslında ABD'nin İsveç'in NATO üyeliğiydi. Türkiye'den gelen açıklamaya baktığımızda da Türkiye'de özellikle Gazze'de ateşkes konusuna vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve özellikle kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için ABD'nin koşulsuz desteğini İsrail'den çekmesi ve tarihi bir sorumluluk taşıdığı Gazze'de İsrail-Filistin arasında kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi için ABD'nin tarihi bir sorumluluk taşıdığını söyledi. Türkiye'den gelen açıklamada mesajda özellikle buna dikkat çekilmişti. Bir diğer nokta ise Türkiye'den yapılan açıklamaya baktığımızda F-16'lar konusu. F-16'lar evet. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan en büyük görüş ayrılıklarından birisi. Bu konuda anlaşmazlıklar var, görüşmeler sürüyor, bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Ancak ilginç olan Amerikan tarafından yapılan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya baktığımızda F-16'lara bu açıklamada yer verilmediğini görüyoruz. Biden yönetimi, Amerikan yönetimi daha çok İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına dikkat çekti ve özellikle son dönemde Yunanistan ve Türkiye arasında yapıcı görüşmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleşti. Beyaz Saray açıklamasında bunu da gördük. Bu pozitif yapıcı görüşmeleri Amerika'nın olumlu yönde karşıladığı ifadelerine de yer verilmişti. O farklılıklarda tekrardan yinelemek gerekirse F-16'lar Beyaz Saray açıklamasında yer almıyor. Bu Türkiye tarafından yapılan açıklamada yer alıyor. Türkiye'nin özellikle vurguladığı da ABD'nin özellikle aslında buradaki Amerikan basınındaki açıklamalara ya da bu Türkiye'den yapılan açıklamanın nasıl yer bulduğuna bakacak olursak onların vurguladığı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'nın kalıcı ateşkes sağlanabilmesi için Gazze'de tarihi sorumluluk taşıdığı bu noktayı ön plana çıkarmışlardı. Evet, şimdi Gazze'den başlamışken oradan gidelim istersen. Çünkü Biden'ın Netanyahu'yla da bir görüşmesi var ve ona bir eleştirisi var. Hatta diyor ki Netanyahu bu hükümeti değiştirmek zorunda. İsrail'deki hükümet işleri çok zorlaştırıyor dedi Biden. Bununla alakalı da bir değerlendirmeni alabilir miyiz? Tuba, Biden ilk kez Netanyahu'ya bu kadar sert ve açık bir şekilde eleştirilerde bulundu. Bunun sebebi de gerek Amerikan kamuoyunda gerek dünya kamuoyunda Gazze'deki sivil kayıpları ve İsrail'in sivilleri gözetmeden yaptığı bombardımanda artan sivil kayıplarının artması ciddi anlamda tepkiler olmuştu. Aynı zamanda cumhuriyetçilere de verilmek istenen bir mesaj var burada. İlk kez Netanyahu'yla görüş ayrılıklarını kamuoyu önünde dillendirdi. Eleştirilerde bulunduğu İsrail'in
küresel desteği yavaş yavaş kaybettiğini ve bütün dünyanın işini zorlaştırdığı yönünde mesajı vardı. Bu nasıl yorumlandı, ona bakacak olursak da Netanyahu yönetimine açık bir uyarıydı şeklinde Amerikan kamuoyunda, Amerikan medyasında yer aldı Biden'ın bu açıklamaları. Ve yine yıl sonuna yaklaşırken Aralık ayında son iki haftada Biden yönetiminden yine Amerikan basınında yer alan haberlerden birisi bu. ABD'li yetkililer İsrail'den Netanyahu'dan kara operasyonlarını özellikle bu iki hafta içerisinde sivil kayıplarını minimize ederek ve operasyonları yavaş yavaş sonlandırması yönünde Netanyahu'ya bir mesaj verdi. Ancak Netanyahu bu mesajları ne kadar ciddiye alacak bilmiyoruz. Her ne kadar şu an İsrail'in kamuoyunda ya da uluslararası platformlarda en büyük destekçisi ABD olsa da bu destek yine koşulsuz sürecek. Amerikan yönetiminin bu her zaman gerek cumhuriyetçiler olsun gerek demokratlar olsun değişmeyen bir politikası. Ancak sivil kayıpları bu yönetimi de rahatsız etmiş durumda ve Netanyahu'ya verilen bir uyarı, bir mesaj. Çünkü sivil kayıplarından Biden yönetimi de rahatsız ve seçimlerle de yaklaştığı için Kasım evet. 2024'te bu yönetimi ciddi anlamda zora sıkacak, içeride iç siyasette zora sokacak bir durum olacak. O yüzden bu savaşın bir an önce sonlanması yönünde Amerikan tarafında da her ne kadar ateşkese sıcak bakılmasa da şimdiye kadar ve Hamas Amerikan yönetimi tarafından da terör örgütü olarak görüldüğü için hem Netanyahu'nun zaten o konuda çok net İsrail yönetimi, İsrail devleti ABD'de Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılmasını istese de yine de sivil kayıplarına yönelik kamuoyundaki eleştiriler, rahatsızlıklar Biden'ın böyle bir mesaj vermeye zorladı Tuba. Evet. Betül, şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da salı günü bir oylama yapıldı. Gazze'deki derhal ateşkes ilanı edilmesi gerektiği ve bu tasarı da kabul edildi. Bu nasıl yansıdı? Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na şöyle bakmak lazım. Maalesef bağlayıcı bir karar değil bu. Evet, ancak şu açıdan önemli, küresel destek giderek artıyor. 193 tane üye ülke var Birleşmiş Milletler'de ve 153 ülke derhal Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde oy kullandı. Bu ciddi bir destek. Kamuoyu desteğini de arkasına alarak her ne kadar dediğimiz gibi maalesef bağlayıcılığı bulunmasa da bu oylamada neden yapıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gidecek olursak daha önceki haftalarda ateşkes sağlanması yönünde iki girişimde bulunulmuştu. Ve bu iki girişimde maalesef ABD tarafından veto edildi. 5 daimi üye ülke var Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, bunlardan birisi de Amerika bu. Bu 5 daimi üyeden birisi veto hakkını kullandığında ki BM bünyesinde kararların bağlayıcılığı olan tek organ maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Buradan ateşkes yönünde bir adım atılamadığı için konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşındı. Bu da daha çok küresel destek, siyasi baskı oluşturmaya yönelikti. Ve bu baskı bu şekilde devam ettiği sürece kısa sürede, kısa vadede çok bir şey değiştirmeyecek. Ancak bu tarz oylamalar, bu tarz açıklamalar genel kurulda sık sık gündeme getirildiğinde ve 153 mesela 163'lere, 173'lere ulaştığında destek giderek büyüyecek ve İsrail üzerinde ve bu kararları veto eden Amerika üzerinde, yönetim üzerinde baskı giderek artacağı için dediğimiz gibi küresel destek ve siyasi baskı oluşturmak açısından önemli bir karardı. Ama şu aşamada maalesef bağlayıcılığı olmayan bir karar. Evet, maalesef. Şimdi Biden aynı zamanda Zelenski'yi de ağırladı geçen günlerde ve burada biliyorsunuz cumhuriyetçiler Ukrayna'ya desteği aslında biraz da vermek istemiyorlar. Biden da bunları birazcık uyararak Putin'e Noel hediyesi vermeyin ve destekleri artık devam ettirelim gibi bir açıklama yaptı. Onunla alakalı da bir değerlendirme alabilir miyiz senden? Ukrayna son dönemlerde İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle gölgede kaldı. Evet. Ve tekrardan aslında Batı medyası, Amerikan yönetimi, Avrupalı
devletler Ukrayna'yı yavaş yavaş tekrardan gündeme getirmek istiyorlar. Ve bu da Zelenski'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'a yaptığı üçüncü ziyaretti. Onu belirtelim, ziyaretin amacı da askeri yardımların ve ekonomik yardımların devam etmesi. Çünkü Ukrayna'da devam eden savaşa baktığımızda, Rusya'nın işgal ettiği topraklara baktığımızda aslında yaklaşık 2 yıldan beri devam eden bir savaş, Rusya açısından çok da bir kayıp olmadığını görüyoruz. Maddi yardımlarda bir taraftan gerek Avrupa'da gerek ABD'de zayıflamaya başladı. Ukrayna'ya giden yardım sayısı, yardım miktarı azalmaya başladı. Ziyaretin amacı da buydu zaten. Zelenski, ABD yardımları olmadan gerek askeri gerek ekonomik yardımlar, bu savaşı kazanmamız zor olacak diyerek bizzat Amerika'ya geldi. Hem Biden'la hem ABD Temsilciler Meclisi'nde, bunlar arasında Meclis Başkanı Mike Johnson da vardı. Onunla görüştü, senatörlerle görüştü, Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü. Ve Amerikan desteğine ihtiyaçları olduğunu, bu desteğin sürmesi gerektiğini söyledi. Ancak yönetimle, Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler arasında ciddi bir görüş ayrılığı var. Ve Mike Johnson, ABD Temsilciler Başkanı'nın açıklamalarına bakacak olursak, bizim ulusal güvenliğimiz de öncelikle her şeyden önemli. Kendi ülkemizdeki ulusal güvenliği sağladıktan sonra dış ülkelere, yabancı ülkelere yardım yapabiliriz dedi. Koşullarından birisi de Ukrayna'ya desteğin onaylanması için, ki bu desteğin, bu para miktarının 100 milyar dolarlık, onu da hatırlatalım. Biden Ekim ayının sonlarına doğru Kongre'ye, Temsilciler Meclisi'ne bir paket gönderdi 100 milyar dolar değerinde. Bunun 60 milyar dolardan fazlası Ukrayna'ya yardımlar için ayrılacaktı. Ancak yapılan oylamada mecliste Ukrayna kısmı kabul edilmedi. Sadece İsrail'e yönelik yardımlar kabul edildi. Evet. Bu yasanın da geçmesi gerek Ukrayna'ya bu paranın, bu desteğin gönderilebilmesi için. Koşulu ise Cumhuriyetçilerin ABD'nin Meksika sınırında, güney sınırında yaklaşık 2-3 yıldan beri ciddi bir yasa dışı göçmen sorunu yaşanıyor. Özellikle son dönemlerde bu rakamlar ciddi oranda arttı. Bunlardan birisine bakacak olursak da zaten New York'ta daha önceki yayınlarımızda da şu an 130 binden fazla göçmen bulunduğunu söylemiştik. Göçmen politikası konusunda Cumhuriyetçiler Biden yönetiminden daha sıkı politikalar almasını, bu soruna daha fazla bütçe ayırmasını istiyorlar. Koşullarından birisi bu. Eğer yönetim göçmen politikasını değiştirir, daha sıkı önlemler alırsa, Cumhuriyetçilerin koşulu da bu, Ukrayna'ya desteği onaylarız. Ancak bu konuda bir adım atmazsanız Ukrayna'ya desteği de unutun. Şunu da hatırlatalım Tuba, Amerikan kamuoyunda da, çünkü Ukrayna'da savaşın başladığı günden beri ciddi anlamda yardımlar gitti. 100 milyar doları geçti Amerika'nın yardımları Ukrayna'ya. Ve kamuoyunda da son yapılan anketlerde %48'i Amerikan halkının Ukrayna'ya gereğinden fazla yardım yapıldığını düşünüyor ve bu maddi yardımların frenlenmesi gerektiği yönünde. Cumhuriyetçiler de zaten yaklaşan seçimler nedeniyle bunu dikkate alarak bir koşul olarak Biden yönetiminin önüne koydular. Maalesef Zelenski açısından çok da başarılı bir ziyaretti diyemeyiz. Ancak dediğimiz gibi Biden bu politikayı değiştirirse yardımlar da devam edecek. Zelenski biraz da eli boş döndü tekrardan Ukrayna'ya. Evet. Betül'cüm, kısa bir vaktimiz kaldı. Şimdi Biden'ın bir de azil soruşturması resmileşti ve bu da gündemde önemli bir konu. Çünkü seçim süreçleri de var biliyorsun. Bize kısaca bu azil sürecinden bahsedip son durumundan de anlatabilirsen sevinirim. Biden'ın kesinlikle başını ağrıtacak bir süreç olacak Tuğba. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ni kontrol eden parti, Cumhuriyetçi Parti. Ve azil soruşturması da çok uzun süreden beri gündemdeydi. Peki bunun gerekçesi neydi? Özellikle Biden ailesinin, daha doğrusu Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın 2009 yılından itibaren Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemlerde özellikle Ukrayna ile, Çin ile, Rusya ile, Kazakistan ile Hunter Biden'ın şirketleri ve yaptığı işler doğrultusunda babasının başkan yardımcısı olduğu dönemde nüfuzunu kullanarak oradan yaklaşık 24 milyar dolar yabancı kaynak aldığı yönünde Amerikan basınında bu son birkaç yıldan beri konuşulan, bu iddialar sürekli gündeme getirilen iddialar.
Ve asil soruşturması da kabul edilen bir tasarı kabul edildi. Asil soruşturması süreci başlatıldı. Bundan sonra peki Biden'ı ne bekliyor? Soruşturma için yeterli kanıt bulunacak mı? Bu evet. Soruşturmanın devam etmesine imkan tanıyan bir karardı. Eğer yeteri kadar kanıt toplanırsa bir iddianame oluşturulacak. Şu an hani azledildi demek doğru olmaz. Bu sadece soruşturma başlangıcı. Kanıtlar toplanacak. Bu kanıtlar yeterli olursa bir sonraki aşama iddianame hazırlanacak. Maddeler belirlenecek. Şu iddialar var Biden'a yönelik. Bu iddianameler kabul edilirse de asil süreci resmen başlatılmış olacak. Evet. Ve iddianame bundan sonraki adım dediğimiz gibi ayrı bir tasarı kabul edilmesi gerek Amerikan Temsilciler Meclisi'nde. Bu olasılık da yüksek. Çünkü Temsilciler Meclisi şu an Cumhuriyetçiler tarafından kontrol ediliyor. Peki asil mümkün mü? Mümkün değil şu aşamada. Çünkü Senato, bir sonraki aşaması Senato. İddianame Senato'ya gidecek. Senato'da Biden ya suçlu bulunacak bu iddianame tartışıldıktan sonra ya da aklanacak dediğimiz gibi şu aşamada mümkün değil. Çünkü Senato'nun kontrolü de demokratların elinde. Ancak dediğimiz gibi 2024 Kasım ayında Amerika tekrardan başkanlık seçimlerine gidiyor bu süreçte. Evet. Biden'ı yoracak, Biden'ın başını ağrıtacak bir süreç olacak bu evet. Asil soruşturması. Betül çok teşekkürler. Ağzına sağlık diyorum. Rica ederim. İyi yayınlar Tuğba. Çok sağ olun. Evet gazeteci Betül Yürük bizimleydi. Bir haberimiz var. Onunla kapanışı yapacağız. Uluslararası Enerji Ajansı 2023 yılında kömür talebinin zirve yaptıktan sonra gelecek yıllarda düşmeye başlayacağı görüşünde fosil yakıtlar ve yeşil enerjiye dönüşle ilgili çalışmaları olan kurumun başkanı Fatih Birol da katıldığı bir etkinlikte fosil yakıtlarla ilgili santral yatırımlarının geride kaldığını ifade etti. Uluslararası Enerji Ajansı en kirli fosil yakıt olan kömür talebinin 2023 yılında zirve yaptıktan sonra gelecek yıllarda düşüşe geçmesinin beklendiğini açıkladı. Bu yıl kömür talebinin %1.4 artışta 8,5 milyar tona yükseldiğini açıklayan ajansın, kömür talebinde yavaşlamaya yönelik açıklamasının COP28 Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinden sonra yapılması ise dikkat çekti. Zirve çerçevesinde yapılan görüşmelerde yaklaşık 200 ülkenin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak ve küresel ısınmayı sınırlamak için fosil yakıtlardan uzaklaşacağını belirten anlaşma imzalanmıştı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da dünyanın fosil yakıt yatırımlarının azalması ve temiz enerjiye geçişle ilgili görüşlerde bulundu. Türkiye arasında enerji sektörüne yönelik işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Fransız-Türk Temiz Enerji Zirvesi'nde konuşan Birol, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıt kaynaklı santral yatırımlarının azaldığını ifade etti. Birol 2023'te dünya genelinde inşa edilen yeni santrallerin %80'inin yenilenebilir, %5'inin ise nükleer enerji santralleri olduğunu ifade etti. Fosil yakıt santral yatırımlarının ise %15 civarında kaldığını belirtti. Temiz enerji yatırımlarındaki artışın sadece iklim değişikliğiyle ilgili olmadığını dile getiren Ajans Başkanı Birol, rekabetçi ve enerji güvenliği kaynaklı nedenlerden olduğunu da sözlerine ekledi. Evet efendim, Stüdyo New York programında sonuna geldik. İyi hafta sonları, mutlu akşamlar diliyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.